Tahir Elçi, 1966 senesinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde dünyaya geldi. Orta ve lise öğrenimini Cizre'de gördü. Eşi, 1991'de Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1992'den itibaren Diyarbakır'da serbest avukatlık yaptı. Eşi, 1998 ve 2006 yılları arasında Diyarbakır Barosu'nda yöneticilik yaptı. Almanya'da bulunan Avrupa Hukuku Akademisi'nde uluslararası ceza hukuku ve ceza yargılaması eğitimi aldı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası konferansta konuşmacı olarak yer aldı. Ayrıca 1998 senesinden sonra staj eğitimi ve meslek içi eğitimlerde ceza ve insan hakları hukuku alanlarında seminerler verdi. Kasım 2012'de Diyarbakır Barosu Başkanı olarak seçildi. 2014 yılı olan genel kurulunda tekrardan baro başkanlığına seçildi. İnsan Hakları Derneği üyesi de olan Tahir Elçi, ayrıca Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Bilim Danışma Kurulu ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucular Kurulu üyeliği görevlerinde de bulundu. Elçi, 14 Ekim 2015'te CNN Türk kanalında çıktığı bir programda, PKK, terör örgütü değildir. Silahlı, siyasal bir harekettir. Demesi gerekçe gösterilerek 20 Kasım'da Diyarbakır'da gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi. Elçi, savcılığın tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk etmesine rağmen Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca elçi hakkında, terör örgütü propagandası, iddiasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. CNN Türk kanalına 700 bin lira para cezası verildi. Türkan Elçi ile evlidir ve iki çocuk babasıdır. Nazenin ve Arin adında iki çocuğu bulunmaktadır. Eski Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'nin de akrabası olmaktadır. Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, hendek olayları sırasında zarar gören dört ayaklı minare önünde basın açıklaması yaparken basın açıklamasının yapıldığı Yenikapı sokakta çatışma çıktı. Bu esnada açılan ateş sonucu kurşun başına isabet eden elçi hayatını kaybetti. Tahir Elçi'nin ölümüne yol açan kurşunun hangi tarafın silahından çıktığı ve kim tarafından ateşlenmiş olabileceğine ilişkin rapor hazırlayan İngiltere Merkezli Forensik Arşivtüre, elçinin 3 polisten birinin silahından çıkan kurşunla öldürüldüğü tespitine vardı. Öldürülmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Ölümünün ardından pek çok yerde protesto gösterileri oldu. Bu gösterilerde çoğu kez polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Eşinin ölümünün ardından Türkan Elçi de hukuk alanında eğitim görmeye başladı.